Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün aslında farklı bir içerik, farklı bir arıza bulurken farklı bir noktaya değineceğiz usta. Evet. Aracımız aslında Polo, 1.6 cay motor. Biraz oynanmış bir araba. Maalesef oynanmış. Çok oynanmış. Aşırı oynanmış. Yazılımsal olsun, ekran arızaları olsun. Arıza var, arıza vermiyor. Arıza vermiyor. Her şeyi bilgisayar, beyin üzerinden kapatılmış. Böyle bir aracımız var. Tabii arıza tespittir vesairedir. Elektroniğe girdiği zaman biz uğraşmayacağız. Yani eğer oraya giderse mekaniksel bir problem yoksa biz uğraşmayacağız. Artık nerede yazılım yapıldı, nerede elektronik oynandı bilemeyiz. Evet. Biz sadece mekaniksel olarak araba kesiyor ve gitmiyor. İlk olarak eski cihaz üzerinden, yani araba arıza ışığı yakarken araç sahibinin aldığı ekran görüntüsü. Araç sahibinin aldığı ekran görüntüsü mevcut, ancak araba şu an arıza vermiyor. Evet. Buradan da anlıyoruz ki adamlar elektronik olarak kapatmış. Önceden arıza veren araba şu an arıza vermiyor. Evet. Arızayı söndüremedikleri için yapmışlar ve adama satmışlar. Ha, öyle mi olmuş? Tabii, yeri almış ve bu işi yapan da boş veren orayı. Ya orası bizi ilgilendirmiyor. Anlayan anladım. Bu işlerle haşır neşir olabilen bir insan diyelim. Şimdi usta, burada hem bir farklı olaylar var. Biz kendi olayımıza dönelim. Ve burada yeni bir yoldaşımız var. Craftron. Sürekli Almanya'dan getirtiyorlar. Var, oradan buradan getiriliyorlar. Türkiye'de birçok Almanya vesaireden gelip yurt dışından ürün var. Burada bir abimiz bize ulaştı, dedi ki yerli üretiyorum. Adana. Usta dedi, hani işe yarıyorsa göster, işe yaramıyorsa at. Ama gönder bakalım dedik. Herhangi bir ücret de talep etmedik. Bu videoyu çekerken herhangi bir ücret almadık. Altını çizelim. Yani sponsorlu bir anlaşma gibi düşünmeyin. Cihaz gerçekten güzel olduğu için şu an çekiyoruz. Ve çekmemizdeki asıl amaç dosta burada cihazın kaliteli olup olmadığını göstermek. Aynen öyle. Yaklaş böyle. Burada cihazımızda birkaç düğmemiz var. Birkaç düğme, mesela burada fan modu, ısı modu gibi. Burada da aracın bar değeri var. Yani motora verdiğimiz barı gösteriyor. Sıkışma. Örnek veriyorum, 2.5 bara kadar, örnek verelim, çalışmaz. Tekerde 2 bar, 2.5 bar var. Bir yerleri patlatmayalım. Bu bar saatine dikkat edelim. Ben kullanma kılavuzunda okuduğumda burası 36.9 şu an derecesi. Ancak 60'a gelince bir durdur diyor. Bekle diyor usta. Evet, hani makinem çok ısınmasın. Yağı aşırı yakmayalım. Korumaya geçmesin diye. Aracımızda alçak basınç vardı. Alçak basınç. Müşterimizin attı alçak basınç. Evet. Biz okuyamıyoruz. Arıza kodu görünmüyor. Bahsedeyim mi oraları? Eger'e yeni takılmış. Araç sahibi de buradaki genç arkadaşın babası aradı. Eger'e yeni takıldı. Partikül yapıldı. O yapıldı. Bu yapıldı. Şunlar ustam, arabamız 2500 tık diye yolda 2500 devirde kalıyor. Gaz yemiyor. Kontağı aç kapa düzeliyor dedi. Ama usta şöyle bir de. Ama bunu yaparken de tık gaz kesti. İçeri bir arıza lambası vermiyor. Beyinden kapatılmış yani ve arıza okuyamıyorsun. İnsanlar, Google diye bir şey var. Bir arıza kodu çıktığı zaman oraya yazıyor. Usta, hava akış mı benim arızalı? Usta, evet, benim kızdırmam mı arızalı? Kızdırma buji ışığı yanıyordu diyor. Ya şuradan aydınlatalım insanları. O yay resmi Volkswagen'lerde kızdırma bujisi değildir. Değildir. Ben birçok yorumda da gördüm. Bundan önceki Polo'da da attım. Kızdırma bujisi, kızdırma bujisi. Yani arkadaşlar, bu genel arıza anlamında geçiyor. Genel arıza geçiyor. Anlamında. Öncelikle onu belirtelim. Uğraşılmış bir araç. Bakalım alçak basınç nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Turboya diyor basınç gitmiyor. Gitmiyor. Zayıf. Gitmemesinin temel sebepleri. Hortumlarda bir yırtık. Çürüme, çürüme, çıkma, kopma vesaire. Selenoid valf. N75 valfine baktığımızda cihaz üzerinde gayet normal çalışıyor. Bir problem yok. Hava akış sensöründe bir problem yok. Cihazı taktık. Birkaç yerinden, emiş hortumlarından, intercooler hortumlarından bir basınç kaybı var mı göreceğiz. Biz zaten cihazı çalıştırmıştık. Şuradan da görelim de dumanı nasıl veriyor. En azından gerçekten kaliteli ve basınçlı bir dumanımız var. Bunu da söyleyelim. Hemen buradan dumanı verdik. Verdir abi, verdir. Hemen şöyle bak. 37 derecelerde, yani 60'a kadar daha çok yolumuz var diyor Baran. Şurayı çek. Burada bir hafif hafif duman gelme durumları var. Ancak bu hava filtresinden kaynaklı. Evet. Herhangi bir problem olduğu için değil. Değil. Şunu söyleyelim. Cihaz kaliteli mi usta? Cihaz yapmış arkadaşlar. Yapanın eline, emeğine teşekkür ederiz. 2 yıl garanti de vermişler burada. Bende var. Yurt dışından da gelme. Kullanıyorum. Daha önceki videolarımda da var. Üzerinde bar saati yok. Yok. Bir de inanılmaz rakamlardı. Gerçekten yerli mal olması da. Gel buradan abimizin online desteğini de tanıtalım. Burada numarası da mevcut. Ulaşmak isteyen tamircidir veya bu işlerle uğraşan kişiler varsa buradan destek alıp fiyatını vesaire sorabilir. Fiyat hakkında hiçbir bilgimiz yok. Yok. Buradan Craftron diyerek girilebilir, sorulabilir arkadaşlar.
Buradan da söylemiş olalım. 2 yıl garantisi var. Hava filtresinden dolayı çıkıyor. Başka hava dolanıyor oradan, bak emmeden geliyor ve buraya dışarıya. Evet yani. Onun haricinde dışarıda başka bir... Alçak basınç verecek bir durum bir şey yok. Alçak basınç, turbonun vakumu. Olabilir mi? Olabilir, olabilir. Ama arıza yok. Westgate'i sıkışmış mı? Yok. Olabilir. O da sıkışmamış. Herhangi bir... Serenade değiştik mi? Değiştik. Evet. Hava akış değiştik mi? Değiştik. Egere'ye gidelim dedik. Egere'ye yeni takılmış. Emiş'e verdim. Bakalım emiş hortumlarında bir problem var mı? Tüm emiş hattını dolaşacak. Ya ben göremiyorum herhangi bir şey. Buradan da yazılımı önermiyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Evet. Yazılımdır vesaire. Bunu Volkswagen'in koskoca fabrikası, bilmem kaç dönüm fabrikasında adam mühendisleri binlerce kaç tane eleman çalışıyor. Adam bunu bilmiyor da biz mi bileceğiz? Uydurup yazılım, ondan sonra böyle uğraşırsın. Maalesef var böyle sorunlar. Vallahi ben hiçbir şey göremiyorum. Duman vesaire de yok. Bu olması gerektiği gibi en son hava filtresinden gelen kısım. Burayı da aç usta. Gel böyle yaklaş bakayım. Bak biraz önceki dumanı da şuradan al. Yaklaş, çek bastığımız duman. Gel buraya Baran, çek. 48 derecelere ulaştık ve 0.5 barın üstüne çıktık. Bakın bar basıncımız da yükselmiş. Ama dediğim gibi herhangi bir problem yok. Craftron yerli malı, eğer ulaşmak isteyen yerli varsa malı, da. Bizim malımız, ihtiyacı olanlara güzel bir ürün diyelim. Tavsiye eder miyim? Ederim. Evet, evet. Bende var, yurt dışından getirdi bir müşterim. Teşekkür ediyorum. Ayrıyeten ona üflemesi için de bir hava hortumu takıyordum. Bunun havası, dumanı, yağısı, basıncı her şeyi içinde. Al, dilediğin yere götür. Yanında bir hava kompresörü taşımana gerek yok. Evet, buradan videomuzu bitirelim mi? Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. 8 dakika. Bitirelim Baran. Herhangi bir arıza, alçak basınca dair hortum vesaire deliği de yok. Teşekkür ederim.